Muhasip Oruç Özel. Selamünaleyküm. Ben de kısa bir konuşma yapacağım diye başlamayacağım dedim. Ama bunu söyleyince demiş olduk. Bir şaka mı yapıyoruz? Neyle alakalı? İdaresi bende olan Tiyo Yayınları'nın başlattığı kampanyayla alakalı. Açılış konuşmasında Seyfullah Bey zikretti. Dışarıda da görmüşsünüzdür. İnternet portalimize de ilan ettik. Bir ifade bu. Kitap kampanyası. Bir ifadenin tezahürü. İsmet Özel'in bütün kitapları bende var. Ama hiçbir fikrine katılmıyorum. Bunu söylüyor. İsmet Özel'in bütün kitapları bende var. Ama hiçbir fikrine katılmıyorum. Bu ifadeyle bitmiyor kampanya. İzahı, bir cümle daha ilavesi var. Bu şakayı canlı kılmak için İsmet Özel'in bütün kitaplarını satın alın. Şimdi orada bir şaka var ama her şakanın altında bir gerçeklik payı da var. Biz de o gerçeklik payına değinmek üzere ben böyle bir izah için kısa bir konuşma yapacağım. Birincisi, ifade nasıl başlıyor? İsmet Özel'in bütün kitapları bende var. İsmet Özel'in bütün kitaplarını okudum demiyor. Sadece bende var diyor. Şakanın önemli kısmı bu. Yani İsmet Özel'in hiçbir fikrine katılmayan kişinin bütün kitapları okuyup okumadığına veya kitap okuyup okumadığına bakmıyoruz. Ama kitapları bende var diyor. Şakanın ehemmiyetli kısmı bu. Canlı kılınacak kısmı da işte kampanyadan kitap satın alma kısmı. Çünkü 12 sene, 13. senesine giden İstiklal Marşı Derneği'nin serencamından böyle bir şeyi anlamak mümkün. İsmet Özel'in fikirlerine katılıp katılmamak meselesi işte buraya gelmenize sebep oluyor mu, olmuyor mu? Onu izah edelim. İsmet Özel'in kitapları okunuyor mu? Okunuyorsa ne oluyor? Hangi fikrine katılınıyor, hangi fikrine katılınmıyor? Yoksa hiçbirine mi katılınmıyor? Önce İsmet Özel'in ne kadar kitabı var? Ondan kısa bir bahsetmek istiyorum, kısaca. Tiyo Yayınları'nın neşrettiği kitap sayısı 22. İsmet Özel'e ait olan kitap sayısı 22. Çünkü son kitabı Türküm Doğruyum İntikam Ülkendir'in sırtına bakarsanız 44 yazıyor. O da Tiyo'nun neşrettiği yayın sayısı. 6 tanesi İsmet Özel'in İstiklal Marşı Derneği portalinde yazdığı yazıların ayrı kitaplar olarak basılmış halleri. Bunlar Kur'an harfleriyle ve Latin harfleriyle müştereken basılmış kitaplar. Yayın evimizin ilk kitabı Desem Öldürürler Demesem Öldüm. Bu da ilk yayınlandığında sadece Latin harfleriyle yayınlanmıştı. Şimdi hem sağından hem solundan başlanarak okunabilir bir kitap. Bu 6 kitap son 12 senenin mahsulü. Bu 6 kitap diğer kitaplarından ayrı bir kutunun içerisinde kampanya olarak sunulmuş vaziyette. Bunun sebebi İsmet Özel'in diğer kitaplarına olan teveccühün Türkiye'de Kur'an harfleriyle güncel yazıların neşredildiği tek kitaplar olan bu 6 kitaba teveccühün ne olup ne olmadığına bakmak sebebiyle oldu. O yüzden bunları okunurken hem sağdan hem soldan başlanan kitaplar diye ayrı tasnif ettik.
İlk kitabı İsmet Bey'in, Erbay'ın şiir kitabının içinde mevcut olan Geceliğin Bir Koşu, 1966. Düz yazı olarak da ilk neşre olmuş kitabı da Üç Mesele. O da Şubat 1978. Enteresan bir şekilde Geceliğin Bir Koşu da Şubat ayında neşre olunmuş. Bu iki kitapta neşre olunduğunda ben henüz hayatta değildim. Pek çoğunuz da hayatta değildiniz. Bunları ayırdığımız zaman neyi ayırdım? Biz yayın evi olarak pek çoğunuz biliyorsunuz kitapları birleştirerek yayınladık. Yani İsmet Özel'in 22 kitabı var ama bu 22 kitabın tek tek yayınlanmış hallerini düşünürsek 48 adet bunlar aslında. Tiyo'dan yayınlanmamış Şairin Devriye Nöbeti serisiyle Toparlanın Gitmiyoruz serisi var. Bunları ve hepsini bir araya kattığımız zaman 68 adet kitap gibi bir sayı çıkıyor ortaya. Bu istatistik bilgiyi şu sebeple zikretmek durumunda kaldım. Çünkü bütün ne yapıp ne etmemiz gerektiği, ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğiyle alakalı her şey bu kitaplarda yazılı olduğu müellifi tarafından hem şiir hem düz yazı kitaplarında beyan edilmiş vaziyette. Ve bunun süresi de baktığımız zaman şiir kitapları olarak 66 sene, düz yazı olarak da 42 senelik bir geçmişi var. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. İsmet Özel hakkında yazılmış yazıların kim ne yazmışsa topladığınız zaman İsmet Özel'in kendi yazdıklarının onda biri etmez. Şey olarak, kağıt olarak. Yoksa değer olarak ne edip ne etmediklerini buradan söyleyemiyoruz. Ben bu kampanyada kitap satın alınmasıyla alakalı bir durum olmadığını, burada önemli olan bu sloganın ne demek istediğini anlaşılması olduğunu hatırlatmak istiyorum. İsmet Özel'in bütün kitapları bende var. Ama hiçbir fikrine katılmıyorum. Buna birkaç misal vermek üzere istiyorum. Mesela, dünyada dini ile milleti yek vücut, yekpare olan bir unsur vardır. Onun adı da Türk'tür. Kendi bünyende din ve millet farkı gözetirsen ve gözlüyorsan Türk olamazsın. Türk'ün tarafına geçemezsin. Kafirle çatışmaya gözü alan Müslümana Türk denir. Bu fikrin İsmet Özel okuyucuları veya kütüphanesinde kitapları olanlar tarafından katılınıp katılmadığı hususu Türkiye'nin bugünkü durumunu izah etmekte. Konuşmamı şu şekilde bitirmek istiyorum. İsmet Özel'in bütün kitapları bende var ama hiçbir fikrine katılmıyorum sloganı. Düşünmeden önce İstiklal Marşı ideolojisi nedir ve buna katılıp Türkiye'de katılmadığının bilinmesi ve insanların esasen Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim ayetlerine işittik ve itaat ettik deyip demediklerine bakılarak bunun üzerine İsmet Özel'in kitaplarına fikirlerine katılıp katılmadığının değerlendirilmesini hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim.